İmam Şa'ravi rahimahullah bu ayetini tafsirde şu hadisini keltirgan ekanlar. Abu Musa radıyallahu anhudan rivayet qilingan hadisde qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem innallaha azza ve celle yabsutu yadahu billeyli liyatuba musi'un nahar ve yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musi'un leyl. Sadaqa Rasul. Allah azza ve celle keçesi bendeler uçun kolunu açadı. Nima uchun? Kunduzi gunoh qilgan insonlar tavba qilib olishi uchun. Kunduzda birovni narsasini o'g'irladingiz, Alloh asrasin. Birovni haqqini oldingiz, birovni ko'nglini ortdingiz. Va hokazo, namozlarda qusur qildingiz, gunoh, tilingizdan yomon so'z chiqdi, ma'siyat qildingiz. Endi kechasi Alloh taolaning rahmat qo'li ochilar ekanda, bandam agar tavba qilsa, men tavbasini qabul qilay. Kechasi turib olib ibodat qilib, 2 rakat namoz o'qib yig'lab Ya Rab, ben kunduzu kançadan kança günahlarını kıldım. Uzun bilemem. Seni bilip durgeni hak. Uzun bilemem. Tan alemen. Ya Rab, günahlarımı keçir deyişi için Allah keçesi kolunu açıp durar. Ve kunduzu kolunu açadı. Allah Teala, bunun için keçesi bilen günah masiyet kıp otkızgen insanlar kunduzu tavba kıvalış için imkaniyetti. He, bazıları uhla mıydı? Uhla meslek iki kılıp oladı. Bırkırlar uhla meslek ibadet bilen. Lekin ikkinchilarning uxlamasligi esa bekorchi, ma'siyat, zino, fahsh ishlar bilan o'tkazadi. Ana shunday insonlar kunduzi turib olib, "Ya Rob, menga kechani ne'mat o'laroq beruvding. Aqlim kirdi. Kechasini men seni rozi bo'ladigan emas, seni g'azabing keladigan ishlar bilan o'tkazdim. Endi men tavba qilaman." deb qo'lini ochib duoga, "Ya Rob, gunohlarimni kechir" deishlik uchun Alloh taolo kunduzi qo'lini ochib turadi deb Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerde etken ekeller. Demek keçeyi kunduz bu fakat yine aylanıp sonunu, kunnu, sonu özgürlük demez. Bugün üçüncü yanı var, ertege törtüncü yanı var buluşu üçünmez. Aslında Allah Teala bunu bendelerine tavba kılıp alış imkanını bir uçu nimet olarak bizge atakı gene gelin. Yahya bin Muaz rahimahullah etken ekeller ki keçesi uzundur. Ana şu uzun bugün keçeni uyquing bilan qisqartirmagin. Kunduzi pokdir, pok bo'lgan kunduzini gunohing bilan iflos qilmagin deb hikmatli so'z aytgan ekanlar. Azizlar, shu yerda ozgina tafakkur qilaylik. Haqiqatda hozir o'zimizga o'zimiz bir nazar soladigan bo'lsak, savol beradigan bo'lsak, ancha bo'ldi tahajjudga turmay qo'yganimizga. Hammamiz emas, aksarimiz. Rost degan, o'zingizni ozgina koying. Agar o'zingizni koymasangiz, bu qilayotgan ishingiz go'yoki sahobalarning ish kabi ko'rinadi. Men undoq qilib qo'ydim, undoq qilib qo'ydim deb o'ylab qolasiz. Ozgina koying, savol bering. Qachon oxirgi marta tahajjud namoziga turdim, uyqumni harom qilib? Qachon kechasi turib, "Ya Rob, gunohlarim ko'payib ketdi. Gunohimni kechir" deya yig'lab duo qildik? Qachon? Esimizdan chiqib ketdi.